Efendim iyi akşamlar. Beyaz TV'ye hoş geldiniz. Ben Oya Çebi. Günün gelişmeleriyle hiç vakit kaybetmeden ana habere başlıyoruz. Şimdi günün aslında en çok konuşulan haberiyle başlayacağız. Biliyorsunuz dün Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'daydı. Blinken'ın Türkiye ziyaretinin yankıları hala devam ediyor. Ankara'da soğuk karşılandı Blinken, onu da belirtelim ve konvoyunda yer alan bir aracın plakası tartışma konusu oldu. Çünkü plakada Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin kısaltması olan BOP ifadesi yer alıyor. O plaka Türkiye'ye mesaj olarak yorumlandı. Türkiye'nin ise Amerika'ya mesajları semboller üzerinden değil de aslında doğrudan oldu. İşte Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretinin perde arkasında yaşananlar geliyor ekranlarınıza. Türkiye, İsrail'e koşulsuz destek veren ABD'ye tepkili. İki ülke arasındaki soğukluk ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ankara ziyaretinde çok net şekilde ortaya çıktı. Diplomatik tepki Esenboğa Havalimanı'nda verildi. Apron'un ışıkları dahi yakılmadı. Havaalanında ne mevkidaşı ne de bir dışişleri yetkilisi vardı. Özel karşılama yapılmadı. ABD Dışişleri Bakanı'nı Ankara Vali Yardımcısı karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Blinken'la görüşmek yerine memleketi Rize'de yayla ziyaretindeydi. Kişisel tepki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Görüşme öncesinde Blinken'ı karşılayan Bakan Fidan'ın, ABD'li mevkidaşının sarılmak istemesine karşın sadece elini sıkarak selamlaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Fidan'ın bir başka hamlesi ise büyük ses getirdi. Blinken'ın toplantı sırasında Ay Yıldız içerisinde Mescid-i Aksa'nın yer aldığı biblonun yanına oturtulduğu görüldü. ABD'ye toplumsal tepki Dışişleri Bakanlığı'nın dışında verildi. Bakanlık etrafında toplanan binlerce kişi İsrail ve ABD'yi protesto etti. Savaş değil, soykırım. Katil Amerika. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Türkiye ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yaklaşık 2,5 saat görüştü. İşte bu görüşme öncesi kameralar kayıttaydı. Blinken'ın konvoyu görüntülendi. Konvoyda bir plaka dikkat çekti. 06 BOP 719 plakalı araç gözden kaçmadı. Plakada ABD'nin Türkiye'yi de içine alan Büyük Ortadoğu Projesi'nin kısaltması olan BOP harfleri yer alıyor. O plaka Türkiye'ye mesaj olarak yorumlandı. Plakanın rakam bölümü ise 719. O rakam Endülüs'te Müslümanları ilk kez yenilgiye uğratan ve İslam düşmanlarının sembolü haline gelen Haçlıların komutanı Charles Martel'in ölüm tarihi. Plakayla mesaj mı verilmeye çalışıldı yoksa tesadüf mü önümüzdeki günlerde iki ülke arasında yaşanacak gelişmelerle ortaya çıkacak. Ziyaretin perde arkasında yeni ayrıntılar da var. Fidan Blinken görüşmesinde Ankara ABD'ye kırmızı çizgilerini bir kez daha hatırlattı. Gazze'de sivillerin daha fazla zarar görmemesi için acil ateşkes ilan edilmesiyle insani yardım koridorunun açılması Türkiye'nin öncelikleri arasındaydı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği de vurgulandı.